Seyyid Abdullah Dehlevi Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri, Silsile-i Aliye'nin 28.sidir. 1745 yılında Hindistan'ın Pencap şehrinde doğdu. 1824'te Delhi'de vefat etti. Kabri Şah Cihan Camii yakınındaki dergahındadır. Babası Abdülatif Efendi, alim, salih ve zahid bir zattı. Bir gün rüyasında Hazreti Ali ona, Allahü Teala sana bir oğul ihsan edecek. O büyük bir zat olacak. Ona bizim ismimizi koyarsın, dedi. Resulullah Efendimiz de evliyadan bir zat olan amcasına rüyasında, doğacak çocuğa Abdullah isminin verilmesini emretti. Çocuk doğduğunda ismini babası Ali, amcası Abdullah koydu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri altı yaşına gelince, Hazreti Ali'ye karşı sevgi ve edebinden, kendisine Ali denmesini istemeyip, Ali'nin hizmetçisi manasına gelen, Gulam Ali dedi ve bu isimle tanındı. Allah vergisi çok üstün bir zekaya sahipti. Kur'an-ı Kerim'i kısa zamanda ezberledi. Dini ilimleri ve zamanının fen ilimlerini öğrendi. Mazhar-ı can -ı Canan hazretlerinin huzuruna varıp, kendisini talebeliye kabul buyurmasını istedi. O da, sen hoşlandığın bir yere git, bizim yolumuz tuzsuz taşı yalamak gibidir buyurdu. Ben her şeye razıyım efendim dedi. Mübarek olsun buyurup talebeliye kabul edildi. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri 15 yıl sohbetiyle şereflendi. Evliyalıkta yüksek derecelere kavuşunca mutlak icazet alıp halifesi oldu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri buyurdu ki, Talebe sadık olan talip demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşkla şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. İşlediği günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabreder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür her nefeste Rabbini düşünür. Gafletle yaşamaz. Kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı kiram hakkında hayır konuşur ve isimleri anıldığında radiyallahu anhüm der. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz, eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek, Allah'ın Resulünü sevmenin alametidir. Kendi bilgisi, kendi görüşüyle evliyayı kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime, hadis-i şerif ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğuyla başka türlü söyleyenler mazurdur.